Arkadaşlar bu dersimizde edat nedir? Edatların özellikleri başlıca edatlarımız konularını öğreneceğiz. Edat diğer ismi ilginç. Edatlar tek başlarına bir anlam taşımayan fakat cümle içinde anlam kazanan sözcükler arasında çeşitli anlam ilgileri kuran sözcüklerdir. Genellikle bağlaçları ile karıştırabilen edatlar bağlaçların aksine cümledeki unsurları birbirine bağlamaz onlarla anlam ilişkisi kurarlar. Edatların özellikleri Edatlar tek başına kullanılmaz. Çünkü edatların işlevi cümle içerisinde anlam ilgisi kurmaktır. Örneğin bir neden anlamı kurabilir, bir amaç anlamı, bir durum anlamı, bir benzetme anlamı katabilir. Cümle içerisinde kullanıldıklarında bir anlam kazanıp o cümlenin parçası olurlar. Edatların özelliklerine devam edelim. Edatlar diğer sözcük türlerinden farklı olarak genellikle kendinden önceki sözcüğe yönelir. Kendinden önceki sözcükle ilişki ve ilgi kurarlar. Edatlar sözcükler arasında benzerlik, neden, amaç, eşitlik, yön, araç gibi anlam ilgileri kurarlar. Başka kelime veya kelimelerle birleşerek sıfat veya zarf görevinde kullanılabilirler. Başlıca edatlar ve edatların cümleye kattığı anlamlar ile le la edatı. Cümlede neden, araç, beraberlik, alet, zaman, durum anlamları kurar. İ sesi düşerek la şeklinde sözcükle birleşik şekilde de yazılabilir. Örneklerimize bakalım. Kapıyı anahtarla açmış. Bakın burada ile olarak yazmamış. Y'yi düşün ile i'yi e düşünmüş. Anahtar ile demiş. Araç anlamı katmış. Kapıyı ne yardımıyla? Anahtar yardımı. Yani burada araç anlamı katıyor. İstanbul'a otobüsle gittim. Bakın burada İstanbul'a otobüs ile gittiğini yine bir araç anlamı katmış. Arkadaşları ile sinemaya gitmiş. Bakın birliktelik, beraberlik anlamı katıyor. Gösteriyi ilgiyle izledik. Bir durum anlamı ilgi ile derken bir durum anlamı bir işi mutluluk ile sevinç ile üzüntü ile bir durum anlamı katmış. Arabanın gürültüsü ile irkildi. Neden irkildi? Arabanın gürültüsünden dolayı. Burada da ile neden anlamı katmıştır. Not bu kısım oldukça önemli. Edat olan ile ve bağlacı olan ileyi karıştırmamak gerekir. Şimdi ile edatı tehlikelidir. Neden tehlikeli? Çünkü ilenin hem bir edat hem de bağlacı vardır. Onun için ile burada tehlikeli. Cümledeki ile kelimesinin yerine çıkarttığım zaman ben ve getirdiğimde anlam bozulmuyorsa bağlaç. Eğer ve getirdiğimde anlam bozuluyorsa o zaman edattır. Şimdi örnekler üzerinden devam edelim. Spor ile edebiyat onun vazgeçilmezleriydi. Şimdi ortada bir tane ile var. Ben bunun yerine V koyuyorum. Spor ve edebiyat onun vazgeçilmezleriydi. Cümlenin anlamında bir bozulma oldu mu? Hayır olmadı. O zaman bu bağlaç oluyor. Diğer örneğimize baktığımızda spor ile ruhunu dinlendirebiliyordu. Spor ve ruhunu dinlendirebiliyordu. Hayır, buradaki V sanki spor ve ruhu iki ayrı kategoriymiş gibi saymamış. Spor yardımıyla, spor ile beraber Spor ile birlikte anlamı kattığı için burada ile edat görevinde kullanılmıştır. Diğer bir edatımız olan yalnız bir tek sadece edatları. Bu da tehlikeli bir edatımız çünkü bunun da bağlacı var. Bunu dikkatli bir şekilde dinleyelim. Yalnız bir tek kelimeleri diğer edatlardan farklı olarak tek başına kullanılabilmektedir. Yalnız bir tek kelimeleri sadece anlamında kullanıldıklarında edat olur. Bakın önemli kısmı bu. Eğer ben yalnız yerine sadece anlamı katıyorsa o zaman edat olur. Şimdi örneklerimize bakalım. Hayatı boyunca yalnız onun için çabaladı. Hayatı boyunca sadece onun için çabaladı. Anlam ne oldu? O zaman edat. Kalbim sadece senin için atıyor. Kalbim yalnız tek senin için atıyor edat spor konusunda bir onu örnek alırım spor konusunda sadece onu örnek alırım bahçemizi çiçeklerle donatan tek bizdik bahçemizi çiçeklerle donatan sadece bizdik bakın yalnız sözcüğü sözcü sadece anlamı katıyorsa o zaman ben buna edat diyorum not, yalnız edatı diğer sözcük türleri ile karıştırmamak gerekir. Bu sözcüklerin edat olup olmadığını anlayabilmek için yalnız sözcüğünün yerine sadece kelimesi getirilmelidir. Cümlenin anlamında bir bozulma olmazsa bu sözcük edattır diyebiliriz. Fakat yalnız kelimesi yerine ama fakat getirebiliyorsa bu sözcükler edat değil bağlaç olur. Bakın burası önemli. Çünkü yalnız sözcüğü de hem bir edattır hem de bir bağlaçtır. Ben bunları ayırabilmem için yalnız yerine sadece koyuyorsam edat, yalnız yerine ama fakat getirip anlamlı oluyorsa bağlaç. Örneklerimizi incelediğimizde Tekirdağ kadar yalnız onu görmeye geldim. Tekirdağ kadar sadece onu görmeye geldim. Bakın Sözcüğü sadece getirdim anlamda bozulma oldu mu? Olmadı. O halde bu cümlede yalnız sözcüğü yerine sadece sözcüğü getirebildiğimiz için edattır diyoruz. Alttaki örneğe bakalım. daha kadar geldim. Yalnız sen görüşmek istemedin. Şimdi burada zaten iki tane ayrı bir cümle var. Bu iki cümleyi ne ile bağlamışım? Yalnız ile. Devam edelim. Tekirdağ'a kadar geldim fakat sen görüşmek istemedin. Ne olmuş oldu? Fakat getirdiğimde anlamlı oldu. Zaten iki cümleyi birbirine bağlamış ve yalnız yerine de fakatı getirdiğinde anlamlı oldu. O zaman bu bir bağlaçtır diyoruz. Evet bir diğer edatımız ancak edatı. Ancak edatı da tehlikeli bir edat. Neden? Çünkü bunun da bağlacı var. Ancak edatı cümleye sadece en fazla enerken olsa olsa gibi anlamlar katması gerekiyor. Örneklerimize baktığımızda bu yoğunlukta ancak iki bardak kahve içebiliyorum. En fazla iki bardak kahve içebiliyorum. Bakın en fazla anlamı katmış. Daha çok işimiz var. Yola yarın ancak çıkabiliriz. Ne oldu? İhtimal anlamı kattı. Bu işten ancak annem anlar. Bu işten sadece annem anlar. Bakın sadece anlamı kattı. Bu para ancak 3 ay yeter. En fazla olsa olsa anlamı kattığı için burada da ancak sözcüğü edat olarak kullanılmıştır. Notumuza bakalım. Ancak kelimesi yerine ama fakat getirebiliyorsa bağlaç olur. Örneklerimizi incelediğimizde. Bu işin üstesinden ancak sen gelirsin. Şimdi bu işin üstesinden sadece sen gelirsin. Bakın buradaki ancak sadece anlamı kattığı için neydi bu? Edattı. O zaman birinci cümlem benim edat olur. İkinci cümleye baktığımda filmi seyredebilirsin. Ancak yarın erken kalkmalısın. Bakın burada iki tane cümle var. Ancak bu iki cümleyi birbirine bağlamış. Şimdi Filmi seyredebilirsin fakat yarın erken kalkmalısın ya da ama yarın erken kalkmalısın. Burada ne görevinde? Bağlaç görevinde. Adana'ya gidecek ancak para bulabilirse. Adana'ya gidecek fakat para bulabilirse. Bakın yine iki cümleyi birbirine bağlamış ve ama ya da fakat anlamı katmış. O halde biz buna ne diyoruz? Bağlaç. Bu olay ancak onun gelmesiyle biter. Bu olay sadece onun gelmesiyle biter. Bakın sadece anlamı kattığı için o zaman ben buna edat demek zorundayım. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Diğer edatlarımızı bir dahaki dersimizde göreceğiz. Hoşçakalın.